İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün yüz germe maskesi yapmak istiyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz aloe vera, bal, doğal bal, aspirin ve hindistan cevizi yağı arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı bildiğiniz gibi hiçbir kimyasal içermeyen en doğal yağlardandır. Hem kuru ciltler için hem yağlı ciltler için harika bir nemlendiricidir. Kırışıklık giderici özelliği vardır ayrıca. Devamlı kullandığınız zaman yaşlanmayı geciktirir arkadaşlar. Burada balımız var. Doğal bal bu. Gördüğünüz gibi. Antibakteriyel özelliği olduğu için sivilce ve akne problemlerini de iyileştirir. Bu lezzetli iksir cildi pürüzsüzleştirir. Nemlendirir, temizler. Balda bulunan doğal antioksidanlar cilt kırışıklıkları ve ince çizgileri yok etmeye yardımcı olur arkadaşlar. Aspirinimiz var. Aspirinimiz de bildiğiniz gibi maskelerde çok fazla kullanılan bir ilaç. İçeriğindeki salik asit sivilce oluşumunu engeller. Ciltte enfeksiyon yayılmasını önler. Yağ oranını dengeler. Çok etkili bir peelingdir arkadaşlar. Siyah noktaları yok eder ayrıca. Burada aloe veramız var. Ben bu aloe veraları kestikten sonra 2-3 saat beklettim bu sarı suyu aksın diye arkadaşlar. Aloe verada içeriği proteinler, vitaminler ve bazı bileşikler sayesinde ciltteki kolajen üretimini artırdığından çok fazla faydası vardır. Ciltteki yaşlanmayı geciktirir. Yara ve yanık tedavisinde de kullanılır arkadaşlar. Şimdi maskemizi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, aloe veramızı iyice ezdik. Şimdi üzerine yarım tatlı kaşığı hindistan cevizi yağımızı koyuyoruz şöyle. Daha biraz daha koyabiliriz. Bu da çok faydalı doğal bir yağ biliyorsunuz arkadaşlar. 2 adet aspirini havanda ezdim, onu da ekliyorum.
Balımızdan yine bir tatlı kaşığı bal. Dört tane malzemeyle çok harika bir yüz germe maskesi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu maskeyi 15 günde bir uygularsanız cildinize, cildinizdeki ince kırışıklıkların azaldığını, cildinizin renginin parladığını göreceksiniz. Evet, maskemiz hazır arkadaşlar. Bu maskeyi yüzümüze ince bir tabaka halinde sürüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu zaten cilt hemen emiyor bunu. 2 saat kadar bekletip yüzümüzü yıkıyoruz arkadaşlar. Peşinden de nemlendirici sürüyoruz. Ciltte biraz beklediği zaman bu zaten biraz hafif kurumaya başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde yüzümüze sürüyoruz. Göz altlarına da sürebilirsiniz. Çok faydalı bir maske arkadaşlar. Bu kadar. İyi günler diliyorum.